Ve en tatsız ama konuşulması gereken konuya geldi sıra. Zor bir yola çıktık hepimiz. Siyaset kolay değil. Geniş olacaksın. Her türlü saldırıya, iftiraya hazır olacaksın. Dışarıdan neler neler gelir, vız gelir, tırıs gider. Sen yanındakine, arkandakine, canına, ciğerine, dava arkadaşına bakacaksın. Onlar ki Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin üyeleridir. Onlar ki en kötü günde birbirine sahip çıkanlardır. Uzaktan gelen taşa hiç bakmayacaksın. Dayanacaksın. Öyle yaptık. Geçtiğimiz hafta bunu çok ahlaksız bir boyuta ulaştırdılar. 20 Nisan ayı 1993'ün Nisan ayından beri 31 yıldır bir arada olduğum üniversite arkadaşımın biricik kızımın anasının boşanma davası açtığını iddia ettiler. İnanamadık. Bununla kalacak sandık. Bir takım yalanlar uydurdular. Durmadılar. Beni 31 Mart'taki ortak başarımızdan dolayı 1 Nisan'da bizi cezalandıracaklardı, yapamadılar ya. O günden bugüne birinci parti sokaklarda, salonlarda, meydanlarda iktidar sesi yükseliyor ya. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş, tek yumruk olmuş, iktidara gidiyor ya. Akılları sıra genel başkanı yıpratacağız diye 18 yaşında bu partiye üye olmuş. O günden bugüne bu partide çalışmış. Üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisansını yapmış, özel sektörde çalışmış, gençlik kolları başkanlığı yapmış, il başkan adayı olmuş, kaybetmiş, yılmamış. Bu partiye 18 yıldır, gencecik yaşına 18 yıldır hizmet eden, Manisa'nın tam mütabakatıyla, ya bir müsaade. Biz Manisa'da ilk ben aday oldum. Gülşah Başkan Gençlik Kolları Başkanı'ydı. %6 olan oy vardı bir önceki seçim. Üçüncü olduk, %14, 13.9 oy aldık biz. O günden beri bütün Manisa beraber giriyoruz. 18 aldık, 21 aldık, 23 aldık. O günlerde bir milletvekili vardı, 3 milletvekili yaptık. 4'ü de bu sefer yaptık, ittifak ortağına gitti. 23 yaptık, 26 yaptık, 29 yaptık. 10 ay önce %29 aldık. Bu seçimde Manisa'da hep beraber, bir kişiyi arkada bırakmadan, bir kişiyi dışarıda bırakmadan, anketleri açık açık göstererek, sandıkları kurarak, kimseyi küstürmeden bu seçimde biz Manisa'da %59 oy aldık. Gülşah Durubay Gülşah Durubay Şehzadeleri merkez ilçeyi, Cumhuriyet tarihinde hiç kazanmadığımız ilçeyi, Mesir'in karıldığı ilçeyi, Fatih'in tahta koştuğu ilçeyi, muhafazakar kodları en kuvvetli ilçeyi dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, namusuyla kazandı. Aslan gibi kazandı. Dur bitireyim. Müsaade edin. Çünkü hakikaten zorlanıyorum. Bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar kitapsızlığa, bu kadar çirkinliğe, bu kadar kötülüğe, hani meselenin ucu Atatürk'e verdiğim söz olmasa lanet olsun size deyip başka bir şey yapacağım da, ama
bu ilçeyi kazandı. Son hafta bu yalanı yayan hesaplar İYİ Parti Manisa'da ilçeleri alıyor, büyük şehirde CHP deyip %3-2 çıkacak oyları 30-35 çıkarıp manipülasyon yapıyorlardı. Şimdi döndüler bana saldırmak için Gülşah'ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Meselenin özünü bu aileye anlatacağım. Çocukluğundan beri bağırsak hastası. Çocukluğundan beri. En yakından takip edeni benim ve eczacı olan eşim. Evladımız bizim. O sürekli rahatsızlık bağırsakta bir kitle yapmış. O kitleyi aldılar. O kitle kötü huylu çıktı. Ve doktorları da şaşırdı. Akıllı ilaç da olmadı. Kemoterapi görünüyor. Kemoterapi için hastaneye yatacağı günü bekleyip, benim Antalya'ya gittiğim günü bekleyip, Antalya'da birine ama kimin kimlerin nasıl yolladığını herkes biliyor, gördü. O haberi yazdırdılar. Ben uçaktayken, evladım Gülşah kemoterapideyken o haberi yazdırdılar. Ve sonra sureti muhaliften gözüken, sureti muhalefetten gözüken birçok kişi de efendim bildiğiniz tepkileri bilmem neleri gösterdiler. Gülşah ben açıklayacağım dedi. Burasında kateter ertesi gün çıktı, gitti, aslanlar gibi derdini herkese anlattı. Ama burada bir şey var. Biz bu iktidarı yeneceğiz. Tüm kötülüğüne rağmen yeneceğiz. Ama biz bu iktidarı yenerken cesaretimizle, temizliğimizle, onurumuzla yeneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi elbette bir takım dışarıdan destekli adamlar. O yayanlar, neredeymiş o yayanlar? Şimdi CHP'li gibi görülenleri örgütte gören var mı? Sahada gören var mı? Son seçimde gören var mı? CHP'de farklı fikirler olur. Hiç sorun yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazen çok duyduk. Duyunca itiraz ettim. Partiyi kamuoyu önünde tartışanı partide tutmam, kapı önüne koyarım. Ben böyle bir laf hiç etmedim. Kamuoyu önünde tartışmak kötü ama CHP demokratik bir parti. Farklı fikirler tartışılır. Ama kamuoyu önünde tartışacak argüman olmayınca AK Parti'nin, sarayın, bilmem nenin geçmiş temaslılarının trol orduları kurmalarıyla, kara propagandalar yapmalarıyla, yalan haberleri yaymalarıyla ve bunların üzerinden kirli bir siyaset yapmalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne diz çöktüreceklerini sananlar şunu bilsinler ki CHP trol ordusu beslemez. CHP kara propaganda yapmaz. Bel altı saldırmaz. Ahlak dışı bir iş yapmaz. Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partili değildirler. Benim için vız gelir tırıs gider. Hem Gülşah'ın hatrı için, bendeki yeri için, hem de şu oyuna gelmemizi bekliyorlar. Şu oyuna Müzeyyen Hanım, şu oyuna gelmemizi bekliyorlar. Başkanım, meclis başkan vekilim, Edirne il başkanım, Asiye Hanım, bu oyuna gelelim bekliyorlar. Bu oyuna gelir miyiz diye bekliyorlar. Jale Hanım, kadın kolları başkanım. Bir kadın bir yere gelmek için bir erkeğin bir şeyi olmalıdır. Bir erkek isterse bir kadın bir yere gelebilir. Eğer o kadın bir erkeğin kızı, eşi, akrabası değilse ve başarıyorsa, yılların emeğinin, bitirdiği okulun, yaptığı yüksek lisansın, başarılı yöneticiliğin, iş dünyası, iş hayatı başarısının, örgüte verilmiş 18 yıllık emeğin, erkeklerle birlikte sabaha kadar afiş asmanın, çorba dağıtmanın, sendika ziyaretinin hiç önemi yok. Eğer bir kadın bir yere geldiyse
ve bildiğimiz bir bağı yoksa gayri ahlaki bir şey vardır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili kadına bunu dedirtmem, dedirtmeyiz, dedirtmeyeceğiz. Dedirtmeyeceğiz. Bu partiye dışarıdan saldıranlar, bir kelime eksik konuşursak, bir santim eğilirsek, bir adım geri adım atarsak namerdiz. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup, bir konjonktürden fırsat yakalayıp, bir çelişkiden kendine makam mevki üreten o sahtekarlar, o ahlaksızlar, alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim. Jale Hanım da, Kadın Kolları Genel Başkanım Aysu Hanım da, bu meclisin meclis başkan vekili de, Asiye Hanım da, Müzeyyen Hanım da bileklerinin hakkıyla buraya geldiler. Atatürk'ün açtığı bu yolda bütün Türk kadınları adına yürüyorlar. Ne feda edecek bir Gülşah'ımız, ne sizden korkacak bir Özgür Özel var. Cürümünüz kadar yer yakarsınız. Cürümünüz kadar. Önceki genel başkanlarımızdan Altan Öymen 96 yaşında bana bir uyarıda bulundu. Dedi ki hodri meydan deme. Güreş terimidir, siyaset terimi değil. O yüzden siyasette sana yakışan hodri meydan deme, başka türlü meydan oku. Bugün buradan siyaseten kimseye hodri meydan demiyorum. Ama bu partinin iktidar yürüyüşüne saray ilintili gizli hesaplarda toplanmış, bize karşı oluşturulmuş havuzlardan gayri resmi toplanan paralarla bir geçmiş seçimde bize, adayımıza oy verilmemesini savunan bir takım haysiyetsizlerin yönlendirmesiyle yürütülen algı operasyonuna ve buna karşı partimi alt edebilecek olanlara diyorum ki hodri meydan, neyiniz varsa dökün. Buradayız. Teslim olursak namerdiz. Hodri meydan. Hodri meydan. Hodri meydan. Teşekkür ediyorum.